Değerli izleyiciler merhabalar. Bugün iki polis memurunun karıştığı ilginç bir rüşvet dosyasını sizlerle paylaşmak isterim. Polisler devriye ekipler amirliğinde görevli Ahmet Y ve Mazlum K. Olay İstanbul'a geçiyor. Olayın geçtiği dönem pandemi dönemi. Yani sokağa çıkma yasaklarının olduğu bir dönem. Ahmet Y ve Mazlum K devriye atıyorlar. Bakıyorlar ki bir park halinde bir araç görüyorlar. Bu araçta iki kişi görüyorlar. Aracın içinde iki erkek, iki kişi var. Bu kişiler cinsel ilişki yaşadıklarını görüyorlar araç içerisinde. Kapıları açıyorlar. Bu kişiler iniyor. Kimlik kontrolleri yapılıyor. AD ve ZD isimli bu kişiler olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu aşamada polisin yapması gereken şey basit. Sokağa çıkma yasağı var. Bu kişiler bunu ihlal etmişler. Kesilmesi gereken bir idari paracası var. Bu işlem yapıldıktan sonra bu kişilerin, bu insanların evlerine gönderilmesi gerekiyor. Ancak bu yapılmıyor. Peki ne yapıldı? Biz bu iki polis memuru bu kişilerin bu durumdan da yararlanarak kendilerine bir menfaat etme yoluna gidiyorlar. Bu iki kişiyi ekip odasına alıyorlar. Zaten araçta hemen yanlarında. 4 kişi yani iki polis memuru ve bu iki kişi ekip odasında oturuyor. Polisler anlatın bakalım diyorlar. Ne yaşadınız, ne yaptınız? Bu kişiler de biraz çekinerek de olsa anlatıyorlar. Yaşadıklarını anlatıyorlar. Rahatsız zaten kısa süre önce polisler de görmüşler. Fakat polisler üzerlerine vazife olmamasına rağmen bu kişiler bu durumu anlatırken, yaşadıklarını anlatırken polislerden Ahmet Y bu anları kayda alıyor. Kaydediyor. Çünkü polislerin niyeti başka. Bir süre sonra polisler bu kişilere işte pandemi sürecinde cinsel ilişkiye girdiniz. Size işlem yapılacak diyorlar. Aslında işlem yapılacak dedikleri şey şu. Sizde bir ceza kestik kendimizce. Bir menfaat elde etme niyetimiz var ve bunu sizden alacağız. Özetle onu söylemeye çalışıyorlar. Ve bunu ifade de ediyorlar. Bu esnada bu iki kişiden biri AD hani belki de kendilerine bir delil elde etmek adına bu arada telefonun ses kayıt cihazı özelliğini açıyor. Bunu açınca hem kendi anlatımlarını hem polislerle olan rüşvet pazarlığını kaydediyor. Düşünün bir ekip otosu 4 kişi, ikisi polis, ikisi yurttaş. Bu iki yurttaşın özel hayatıyla ilgili bir durum var ve bundan ötürü bir rüşvet pazarlığı yapılıyor. Polisler bu kişilerden rüşvet istiyorlar. Başka türlü bırakmayız diyorlar. Rüşvetin pazarlığı yapılıyor. 20.000 TL para istiyorlar bu kişilerden. 20.000 TL. Bu iki kişi de kabul ediyor. Belki de başlarına daha sıkıntılı bir durum gelebileceği endişesiyle bunu kabul ediyorlar. Kabul ediyorlar. AD bu iki kişiden biri o an üzerinde bulunan 1000 TL'yi çıkarıp polislere veriyor. Kalan 19.000 lira içinde yarın getirelim diyorlar. Rüşvet iki taksit halinde ödemek üzere anlaşılıyor. Polisler de kabul ediyor. Bunların bilgileri alınıyor. Yarın ne zaman ödemenin yapılacağı kararlaştırılıyor ve bu iki kişi salıveriliyor. Polis memurları o akşam alacakları rüşvetin hayalini kuruyor. Bu iki kişi de kara kara düşünerek evlerine gidiyor. Fakat ertesi gün olduğunda ilginç bir durum oluyor. Bu iki kişi parayı hazırlayıp bu polislere götürmek yerine fikir değiştiriyorlar. Diyorlar ki biz niye bu parayı niye vereceğiz diyor. Suçumuz ne ki? Sokağa çıkma yasaysa onun cezası belli zaten. Bu parayı vermeyelim diyorlar ve kararlaştırıyorlar karakola gidiyorlar. Gidiyorlar durumu polise bildiriyorlar. Diyorlar ki biz filanca kişileriz. Dün başımıza şöyle bir olay geldi. Devriye atan polisler bizi gördü. Bizi ekip otosuna aldılar ve bizden rüşvet istediler. Rüşvet mi istediler? Evet rüşvet istediler. Bu da kaydı diyorlar. Açıyor ses kaydını. Dinletiyor. Hakikaten polis memuru Ahmet Y ve Mazlum K ile bu kişiler arasındaki konuşma anben kayda girmiş. Rüşvetin pazarlığı kayda girmiş. En son 20.000 TL konusunda anlaşıldığı kayıtta var. 1000 TL ödüyorlar. 19.000 TL de yarın ödeyeceğiz diyorlar. Bu da kayıtta var. Polisler şokta. Hemen durum savcılığa bildiriliyor. Böyle bir olay var. Suçüstü yapılması gerekiyor. Çünkü o gün ödenmesi gereken 19.000 TL var. Seri numarası almış 19.000 TL para hazırlanıyor. AD ve ZD polis, karakol polis, yani soruşma yürüten polisin de yönlendirmesiyle Ahmet Y ve Mazlum K ile temasa geçiyor. Ahmet Y'ye şöyle bir polis memuruna şöyle bir mesaj gönderiliyor. Diyor ki 19.000 TL'yi hazırladık. Nerede buluşalım? O Ahmet Y bu kişiye bir konum gönderiyor. ZD'ye. Belirtilen konuma gidiliyor. Para hazır. 19.000 TL para teslim edilecek. Yani bu polisler, rüşvetçi polisler böyle en azından bekliyor. Ancak diğer polisler tertibat almış durumda. 19.000 TL verildiği anda suçüstü yapılıyor. Bu iki polis memuru Ahmet Y ve Mazlum K gözaltına alındı. Bu polisler hakkında iki ayrı suçtan dava açıldı. Dava Bakırköy 6 Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı. 1. Rüşvet almak. 2. Özel hayatın gizlini ifşa etmek. Çünkü o akşam bu iki kişi arasında kendi özel hayatları olan bir durumu polis hiç üzerine vazife olmamasına rağmen kayda alıyor. Kaydediyor bunu. Bu iki suçtan ötürü dava açıldı. Dosyaya İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Muhakemat Müdürlüğü de katılan olarak dosyaya taraf oldu. Mahkeme yargılamayı yaptı.
Bu kişiler, yani iki polis memuru savunmalarında suçlamalar reddetse de sonuç değişmedi. Çünkü son derece sabit deliller vardı ve mahkeme ekip odasına alınan ses kaydını hukuki delil olarak kabul etti. Başka tür delil elde etme imkanı yok dedi. Çünkü rüşvetin pazarlığı an be an kayda girmiş. Rüşvetin yazışması var. Mahkeme bu iki kişiye, bu iki polis memuruna rüşvet almak suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Dosyaya itiraz edildi, karara itiraz edildi, bir üst mahkemeye gidildi. Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme kararını ele aldı, dosyayı inceledi. Dosyada bir kararda bir hata yok dedi, verilen karar hukuken uygun dedi. Bölge Adliye Mahkemesi ya da İstinaf Mahkemesi kararı onadı, dosya kesinleşti. Dosya kesinleşince bu iki polis memuru yatarı olan bir ceza aldıkları için bir süre tutuklanacaklar. Değerli izleyiciler, toparlamak gerekirse özellikle bu kamu görevlilerinin rüşvet suçları konusunda bu evet alınan rakam itibariyle küçük diyebiliriz. Fakat şunu görmek gerekiyor. Bu durum özellikle rüşvet konusu bazı kamu görevlileri arasında sistematik bir hal almış durumda. Herkes yolunu bulma derdinde. O yüzden bu kadar, yani rutin görevini yapması gereken Ahmet Y ve Mazlum K kamunun üniformasını üzerinde taşıyan iki kişi. O yüzden bu kadar rahat bir şekilde bu iki yurttaştan özel hayatlarla ilgili bir durumdan ötürü rüşvet alabilme cüretini gösterebiliyorlar. Cesur davranılınca özellikle bu iki kişi açısından, yani o 19 bin lirayı verip olayı kapatmak yerine bu kişiler bizim bir suçumuz yok, yaşadığımız neyse bu bizim bileceğimiz bir şey deyip durumu, yani kendilerinin hani tırnak içinde ifşa olmayı da belki göze alarak bu durumu gidip paylaştılar. Yargılaması yapıldı çünkü sabit deliller vardı ve bu kişiler ceza aldı. Bu bize şunu gösteriyor. Özellikle rüşvet suçlarında mağdur olan taraflar bunu delillendirebildikleri takdirde faillerin ceza almaması mümkün değil. Bu da çok açık bir şekilde gördü. İki genç polis memuru hem mesleklerini yaptılar, hem itibarsızlaştılar, rezil oldular, parayı da alamadılar, cezaevine girecekler. Değerli izleyiciler, bugünkü haberimiz ile ilgili anlatacaklarımız bunlar. Gelecek haberlerimizde görüşmek dileğiyle.